teşvikleri konuşacağız. Merkez Bankası'nın faiz artırımı olacak mı olmayacak mı? Bunu değerlendireceğiz. Pandemi hangi noktada? Yine bunu da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Teşviklerde sözde bir sonuç olmayacaktı. Hatta Trump olmaz artık, görüşmeler de bitti falan diye böyle çok sert bir açıklama yapmıştı. Çok agresif bir açıklama yapmıştı. Hemen ertesi gün öğrendik ki Hazine Bakanı Mnuchin'la Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi arasında görüşmeler meğer devam ediyormuş. Üstelik gizliden gizliye falan değil, açık açık devam ediyormuş. Oldukça da ilerleme kaydedildi. Dün Pelosi bir açıklama yaptı. Salı günü itibariyle görüşmeleri tamamlayacağız dedi. Yani ya teşvikler çıkacak ya da artık teşviklerin çıkmayacağını seçimlere kadar bileceğiz şeklinde bir açıklamaydı bu. Nitekim bugün Pelosi ile Mnuchin arasındaki farklılıkların yavaş yavaş azaldığı ile ilgili haberler de düşmeye başladı. Yani ortak bir noktaya doğru gidiliyor. 2 hafta öncesinden paylaşmıştım. Pelosi, Mnuchin, Trump, Biden kim olursa olsun mutlaka ve mutlaka bu teşviklerle ilgili bir orta yol bulmak zorunda demiştim. Görünen o ki arkadaşlar, belki 1.8 trilyon dolar olmayacak, belki 3 trilyon ya da 2.4 trilyon dolar olmayacak ama ortalarda bir yerlerde buluşulacak. Hem iş adamlarına hem vatandaşa dokunan bir teşvik paketi açıklanacak. Zaten açıklanmak zorunda. Hem FED, hem uzmanlar, hem ekonomistler, yani aklınıza gelecek kim varsa mutlaka hükümetlerin mali teşvikleri acilen hayata geçirmesi gerektiğini söylüyor. Bu teşvikler öyle ya da böyle hayata geçecek. Buradaki tek soru işareti teşviklerin ne zaman hayata geçeceği meselesiydi. Ve görünen o ki 3 Kasım seçimleri öncesinde bir şekilde teşvikleri hayata geçirmeye çalışacaklar. En azından acilen bu konuyla ilgili kararları vermeye çalışacaklar. Bunun sonrasında da büyük ihtimalle, belki 3 Kasım'a yetişmese de 3 Kasım'ın hemen sonrasında teşvik paketi açıklanacak. Hele ki bir de Biden kazanırsa ve mavi dalga gündeme gelirse, işte o zaman arkadaşlar bugün konuştuğumuz 1.8, 2, 2.4 trilyon dolar falan gibi rakamlar bile komik bir düzeye düşecektir. Biden'ın ve demokratların hem temsilciler meclisini hem de senatoyu çoğunlukla kazanması durumunda ve Trump'ın devreden çıkması durumunda çok daha yüksek teşviklerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu ne anlama gelecek arkadaşlar? Özellikle altın üzerinde çok ciddi bir etkisi olacağı kanaatindeyim. Bu paranın büyük bir kısmı altına, altın kontratlarına yönelmeye devam edecek ve altındaki agresif yükselişleri de beraberinde getirecek. Bugün niye altın fiyatları hafif geriye geldi? Altın niye sabit gitmeye devam ediyor? Orada da bir beklenti var. Aynı dün size Merkez Bankası beklentisini söylediğim gibi. Dolar 7.88, 89, 90, 91, 92, 4 kuruşluk bir aralıkta gidip geliyor arkadaşlar. Niye? Merkez Bankası'nın kararı ne olacak? Bunu bekliyorlar. Öbür taraftan görülüyor ki Türkiye'nin borçlanması her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. En son Varlık Fonu biliyorsunuz bir Eurobond tahvil ihracı gerçekleştirecekti. 5 yıllık döviz cinsinden ertelediğini açıkladı. Acaba kendi inisiyatifiyle mi erteledi, yoksa görev verdiği yabancı kuruluş gelip Varlık Fonu'na biz bu ihaleyi gerçekleştireceğiz ama talep almamız mümkün değil bu koşullarda dediği için mi? Çok ama çok yüksek faiz koşulları ortaya çıktığı için mi? Ve bütün bunların bütçe üzerinde çok ciddi sıkıntılar yaratabileceği için mi? Size soruyorum, hangisi daha ihtimal dahilinde? Yani Varlık Fonu bunu kendi inisiyatifiyle bu kadar paraya ihtiyacı varken ertelemiş midir? Yoksa ertelemek zorunda mı kalmıştır? Amerika'da teşviklerin açıklanması altın fiyatlarının yukarıya doğru tırmanmasını beraberinde getirirken Merkez Bankası'nın faiz arttırmama ihtimali, yeni borçların bulunamaması ve borçların çevrilememesi ihtimali de dolar üzerindeki, yurt içindeki dolar üzerindeki baskıyı her geçen biraz daha arttırıyor. İki temel sorun. Şimdi bunun yanına bir de üçüncü temel sorunu koyalım. Tabii ki pandemi meselesi. 40 milyon insan, evet 40 milyon insan şu anda koronaya yakalanmış durumda. Ve hızlı adımlarla herkese dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Ve görünen o ki ikinci dalga artık merhaba dedi dünya insanlığına. İkinci dalga merhaba dedi ama hala beklenen aşı ortada yok. Ne Amerika, ne Almanya, ne Fransa, ne İngiltere net somut bir aşıyı ortaya koymuş değil. Rusya 2 tane aşı ürettiğini ve tescillediğini, onayladığını söyledi ama dünyada bir geçerliliği yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu aşı meselesi de bir
süre daha uzayacak gibi görünüyor. Peki bu neyi doğuracak? 2021 yılı içerisinde pandeminin etkisinin ekonomiler üzerinde çok daha ağır bir etkisinin olacağını ortaya koyacak. Dün IMF bu konularla ilgili açıklama yaptı ve dedi ki pandemiyle ilgili bir tedavi yöntemi ya da aşı geliştirilmez ise yakın zaman içerisinde ekonomiler büyük bir yıkımla karşı karşıya kalabilirler. Bakın aleni olarak yıkım kelimesini kullandı IMF. Demek ki gidişat hiç de öyle öngörüldüğü gibi, beklendiği gibi yumuşak bir ortamda değil. Öbür taraftan arkadaşlar yaz ayları itibariyle hastalığın biteceği, hafifleyeceği, gerileyeceği umuluyordu. Sıcaklarla birlikte yayılma hızının yavaşlayacağı umuluyordu. Döndük bir baktık yaz aylarında da pandemi tüm hızıyla insanlığa yayılmaya devam etti. Dolayısıyla pandemi hem ekonomiler hem de ülke yönetimleri için büyük bir sıkıntı olmaya devam ediyor. Diyor arkadaşlar. Ekonomiler kapanacak mı? Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde ekonomilerde çok sert tedbirlerin alınmaya başladığını göreceğiz. İtalya Başbakanı'nın açıklaması: ya acilen önlemleri devreye sokmaya başlayalım ya da bunları yapmazsak ilerleyen günlerde ekonomiyi tamamen kapatmayı ve batmayı göze alalım dedi. Conte'nin açıklaması, İtalya Başbakanı'nın açıklaması bu. Türkiye gibi ülkelerde sanki her şey güllük gülistanlık gibi gösterilmeye çalışılıyor ama aksine hastalık gördüğüm kadarıyla herkesi vurmaya devam ediyor. Bu koşullar içerisinde özellikle gelişmiş ülkelerin ister istemez mali teşvikleri ortaya koyması gerekiyor. Amerika'da şu anda teşvikler çok net bir şekilde görüşülüyor. Pelosi ile Mnuchin arasında varılacak mutabakata Trump'ın hayır diyebileceği kanaatinde değilim. Trump şu anda tamamen kendisini siyasete vermiş durumda tabii. Biden'la farkı kapatmaya çalışıyor bir yandan. Bir yandan da bu farkı kapatamazsak başka bir çare mi bulsak diye yeni yeni yakarışlarını duymaya başladık Trump'ın. Söylediği bir söz çok ilginç. FBI Biden'ı soruşturmalı diyor. Rakibinin soruşturulmasını ve bu sayede de ekarte edilmesini isteyen nadir başkanlardan birisi herhalde Trump olacak. Böylece yine farklı bir bakış açısıyla da tarihe geçmiş olacak. Hadi gelin biraz rakamlara bakalım. Borsa 120 binin üzerinde arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın size şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Borsa 150 de olsa 200 de olsa şaşırmam bu saatten sonra. Ama burada kritik mesele şu. Borsa hangi hisselerle ve nasıl yükseltiliyor? Borsadaki hisselerin çoğunluğu diplerde gezerken endeksi etkileyecek 2-3 tane bankacılık hissesiyle ya da endeksi etkileyecek birkaç tane hisseyle ve üstelik bunların altı boşken siz endeksi yukarıya doğru itmeye devam ediyorsanız büyük bir balon şişiriyorsunuz anlamına gelir ve ne yazık ki insanları da büyük ölçekte terse düşürüyorsunuz anlamına gelir. Çünkü pek çok hisse şu anda bu endeksle uyum sağlayacak fiyatlarda değil. Gelelim dolara. Dolar aynen söylediğimiz gibi 7.88-92 aralığında gidip geliyor. 7.85'e kadar düşebilir, 7.95'e kadar yükselebilir perşembe gününe kadar. Daha fazla, daha büyük bir hareket beklemek çok yanlış olacaktır. Şu anda bir bekleme sürecinde neyi bekliyor derseniz dolar, tabii ki Merkez Bankası'nın kararını bekliyor. Merkez Bankası bir faiz arttırımı gerçekleştirebilecek mi sorusunun cevabı bende yok. Hani herkesin beklentisi en az 100 bas puan, hatta biraz üstü bile olabilir şeklinde. Ama benim beklentim arkadaşlar bu noktada flu. Çok net bir şekilde Merkez Bankası faizleri arttıracak, düşürecek ya da sabit tutacak diyemiyorum. Ama bir sıralamaya koyarsak eğer evet Merkez Bankası büyük ihtimalle 100-150 bas puanlık bir arttırıma gidecek. İkinci sırada sabit tutacak. Üçüncü sırada en zor, en düşük ihtimal bana göre faizleri düşürecek. Hadi bir de dördüncü ihtimali koyalım. 600-700-800 bas puanlık aşırı bir faiz yüklemesi yapabilir Merkez Bankası. İmkansız gibi görünüyor bana. İki ihtimal öne çıkıyor. Bunlardan birisi 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı. Bu doların yükselişini falan engellemez. Kademeli yükselişini devam ettirir. Dolar faizleri sabit tutarsa arkadaşlar çok daha agresif bir şekilde 8.50'ye doğru giden bir dolar kuru görürüz. Bunu da özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ha sonrasında politika faizini değil de fonlama faizini arttırır. Kredi faizlerini, mevduat faizlerini arttırır. Zorunlu karşılıklarla ilgili hamleler yapar. Yurt dışında swap hamleleri yapar vesaire. Bu sayede piyasayı kısmaya çalışır. Yani Türk lirasının miktarını düşürerek dolara olan talebi azaltmaya çalışır.
politika faizini arttırmayıp sabit tutması yine de doların yükselişini çok ciddi manada tetikler. Devalüasyonist bir etki yaratır mı? Bana göre yaratmaz. Düşürürse ne olur? Faizleri düşürmeye kalkarsa işte o zaman bir anda 10 liranın üzerinde bir dolar kuru bile görebiliriz. Onun için böyle bir intihar girişiminde bulunacağı kanaatinde değilim Merkez Bankası'nın. Dediğim gibi minimum 7.85 maksimum 7.95 aralığında perşembe gününe kadar devam edecek dolar kuru ve perşembe günden sonra dananın kuyruğu kopacak. Sterlin yine 10 liralarda gezinecek bu sıralarda perşembe gününe kadar. Euro 9.30-9.35 aralığında gidip gelecek büyük ihtimalle. Euro dolar paritesi ise tamamen teşviklere endekslenmiş durumda. Teşviklerin çıkacağının güçlenmesiyle birlikte euro dolar paritesi bir kez daha kendisini 1.18'in üzerine attı. Çünkü eğer ki güçlü bir teşvik çıkarsa arkadaşlar dolar endeksinin düşeceği anlamına gelir ve paritenin de yukarıya doğru bir eğilim içerisine gireceği anlamına gelir. Yani 1.20'leri tekrar zorlayan bir euro dolar paritesi görürüz. 1.20'yi kırabilir mi yukarıya doğru? Büyük ihtimalle Avrupa hemen Amerika'nın ardından yeni teşvik paketleri açıklayacaktır ve bunun sonrasında da parite tekrar geriye gelecektir. Seçimlere kadar 1.17-1.20 aralığında giden bir euro dolar paritesi görürüz bu koşulların gerçekleşmesi durumunda arkadaşlar. Ve gelelim altının onsuna. 1900'ün hafif üzerinde, zaman zaman 1900'ün hafif altına sarkıyor. Yine teşvikleri bekliyor altının onsu da ve teşvikler daha da somutlaştığında Pelosi ile München arasındaki gerilim ortamı daha da azaldığında, gerçi München ile Pelosi arasında demeyelim, Pelosi ile Trump arasındaki gerilim ortamı biraz daha azaldığında, ortak noktalar daha çok bulunduğunda ve seçim öncesinde bir teşvik paketi açıklanacak işaretleri verildiğinde, çok daha ötesi 1.8 trilyonun da üzerinde bir teşvik olabilir imajı yaratıldığında büyük ihtimalle altının onsunda 2000'e yolculuk başlayacak arkadaşlar. Çünkü herkes şunu çok net bir şekilde biliyor. Yeni teşvik demek altına hücumun artması demek. Altın kontratlarına olan talebin artması demek. Hem kişilerin hem kurumların hem kuruluşların hem bankaların altına çok daha fazla yönelmesi demek. Bütün bu koşullarda altın onsunun hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine doğru tırmanmasını beraberinde getirecektir. Hatta o 2060-2080 aralığını birkaç gün içerisinde görebiliriz. Teşviklerle ilgili somut adımların atılmasıyla birlikte. Gram altın ne olur arkadaşlar? Gram altın tabi doları da bekleyecek. Yani Merkez Bankası'nın kararını da bekleyecek. Eğer ki perşembe günü bir de Merkez Bankası faiz artırımına gitmez, sabit tutar ise ve bir anda 8.50'lere giden bir dolar kuru görür isek arkadaşlar, öyle bir durumda zaten 520 liranın üzerinde bir gram altın görürüz. Yok, Merkez Bankası 100-150 bas puanlık bir faiz artırımı yaparsa o zaman da kademeli bir şekilde 8'in üzerine çıkan, 8.20'leri ufak ufak zorlamaya başlayan bir kur görürüz. Aynı zamanda 2060-2080 aralığındaki ons değeriyle birleştiğinde 500 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı görürüz. Gümüş fiyatı da buna bağlı olarak 7 liranın üzerine çıkar. Yine onsun 2060-2080'e gittiği dönemde gümüşün onsunu da 27-28 dolar civarında görürüz. Daha sonrasında da 30'u zorlamaya başlar ve 30'un hatta üstüne çıkmaya başlar. Bütün bunları anlattıktan sonra gelin size bir hikaye paylaşayım. Hepinizin bildiği bir hikaye. Herkes biliyordur bunu. Ben sadece bir anımsatma yapmak istiyorum. Paşa komutanına soruyor, neden savaşı kaybettik diyor. Komutan saymaya başlıyor. Efendim, barut yoktu bir. Paşa tamam diyor, yeterli. Gerisini anlatmana gerek yok. Çünkü gerisi teferruat. Eğer barut yoksa, cephane yoksa o savaş zaten kaybedilmiş bir savaştır. Dünyanın geldiği noktada tamamen bu. Kapitalizm, emperyalizm, bugüne kadar uygulanan bir yığın izm dünyayı ve insanlığı öyle bir noktaya getirdi ki arkadaşlar, inanılır gibi değil. Aslına bakarsanız acınası bir haldeyiz hepimiz. Sadece o durumda olanlar değil, biraz sonra paylaşacağım rakamlar
aç insanları ifade ediyor. Sadece aç olan insanlar değil, hepimiz büyük bir zavallılık yaşıyoruz arkadaşlar. Pek çoğumuz gözümüzü kapatıp yüzümüzü başka yöne çeviriyoruz onları gördüğümüz zaman. Onlar gibi olmak istemiyoruz, onlara yardım da etmek istemiyoruz. Elimizden ne gelir ki canım falan diyoruz. Şimdi sizlerle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün bir rakamını paylaşacağım. Çok kritik ve çok önemli bir rakam arkadaşlar. Eminim bu rakam pek çok internet sitesi tarafından öylesine geçiştirilecek, gidecek. Pek çok kişi bu habere öylesine bakıp geçecek, okumayacak bile, detaylarını görmeyecek bile, görmek istemeyecek belki de. Bu haberin hepimiz tarafından çok net bir şekilde görülüp zavallılığımızın hangi boyutlarda olduğunun fark edilmesi gerek. Barutun nasıl bittiğini anlatmaya çalışıyorum sizlere arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü direktörü diyor ki dünyada 700 milyon insan aç. Evet, yanlış duymadınız. Tam 700 milyon insan aç, yoksul falan değil. Ekmek bulamıyor, su bulamıyor, katık bulamıyor diyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün direktörü. 700 milyon insanı duyunca insanın bir anda ne duyduğuna inanası gelmiyor arkadaşlar. Korkunç bir rakamdan bahsediyoruz çünkü dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. 700 milyon kişi demek aslına bakarsanız bunun %10'u demek. Dünyada yaşayan her 10 kişiden birisi aç. Açlık sınırında falan değil, yiyemiyor, içemiyor ve bu yüzden ölüyor arkadaşlar. Dünyada her gün 78 bin ile 80 bin kişi arasında insan ölüyor. Hastalıklardan, kazalardan ya da açlıktan. Bu 80 bin kişinin ne kadarı açlıktan ölüyor biliyor musunuz? 15 bin ile 16 bin kişi arası, yani 5'te biri. Dünyanın 10'da biri aç ve aç olan insanların büyük bir bölümü hayatını kaybediyor. Sebep hastalık değil, kaza değil, uyuşturucu değil, başka bir şey değil arkadaşlar. Açlıktan dolayı hayatını kaybediyor. Dünyada ölenlerin 5'te biri aç olduğu için hayatını kaybediyor. Bu barutun bittiği noktadır. Eğer ki insan olduğumuzu iddia ediyorsak ve hemen yanı başımızda 5 kişiden birisi hayatını açlık sebebiyle kaybediyorsa barut çoktan bitmiştir. Bence bu videonun en önemli noktası burası. Yaşamımızın da en önemli noktası. Aç insanlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Aç bitkilerden, aç hayvanlardan falan değil, çevre kirliliğinden falan değil. Açlık yüzünden ölen insanlardan bahsediyoruz. Bugün hepiniz bu konuyu bir kez daha düşünün. Onların yerinde sizin çocuklarınız olabilirdi. Kardeşleriniz, eşiniz ya da siz olabilirdiniz. Onlar siz olabilirdiniz arkadaşlar. Bir de olaya böyle bakın bence. Evet, bu videonun sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram ve Twitter'dan da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.